Abdülkadir Selvi Bu iş kime yaradı? İçinde Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Talat Atilla, Kemal Kılıçdaroğlu ve Rahmi Turan geçmeyen yazı yazmak imkansız hale geldi. Her şey Sözcü Gazetesi başyazarı Rahmi Turan'ın 20 Kasım tarihinde yazdığı müthiş bir haber başlıklı yazısıyla başladı. Rahmi Turan yazısına saraya yakın olan haber kaynağım diye giriş yapmıştı. Yetinmemiş bir de kaynağının %100 doğru ve tekzip edilmesi mümkün değil dediğini aktarmıştı. Duayen gazeteci 9 Kasım akşamı bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere külliyeye gittiğini, bilinmeyen plakalı bir araçla girişine izin verildiğini, CHP'linin Erdoğan'la bir süre sohbet ettikten sonra değişik plakalı bir araçla ayrıldığını yazdı. Ama işin püf noktası orası değildi. Erdoğan'ın görüştüğü CHP'liye Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir demesiydi. Ayrıca CHP'li engellerim var deyince Erdoğan'ın düşün karar ver, memleketin iyiliği için bu gerekli, ben de yardımcı olurum diye açık çek vermesiydi. Rahmi Turan bir gün sonra ise işin tadını çıkardı. Yazısının büyük bir ses getirdiğini, saraydaki kaynağına dönüp tekrar sorduğunu, onun da %100 doğru dediğini, hatta saraydaki kaynağının işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Öyle ki Erdoğan'ın haber doğrudur kamuoyunun bilmesinde yarar ver diyerek kendisiyle görüşen ismi açıklayabileceği noktasına kadar götürdü. Kulis haberciliğinin zirvesiydi. Kulis yazıları yazan biri olarak o an şapka çıkardım. Rahmi Turan sadece ne konuşulduğunu yazmıyor, Cumhurbaşkanının ne konuşacağından bile haberi var dedim. Doğan gazeteci böyle olunuyor herhalde. O nedenle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un iddialar gerçek dışı, hayal ürünüdür diye açıklama yapmasına şaşırdım. Fahrettin Altun Trump'la görüşmeye girebiliyor ama Rahmi Turan'ın kaynağının Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sırasında içeri alınmıyor olabilir diye düşündüm. Aa bir de ne göreyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun diye meydan okumaz mı? İş ondan sonra çorap söküğü gibi geldi. Kılıçdaroğlu güç kattı. Öyle bir gazetecilik rezaletiyle karşı karşıyayız ki nasıl anlatacağım bilemedim. Aslında Rahmi Turan'ın yazdıklarına değer kazandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fox TV'deki ben şaşırmadım efendim doğrudur. Erdoğan CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim isim vermek istemiyorum sözleri oldu. Erdoğan'ı öfkelendiren de oydu. Bir dönemler Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı. Bu iş Yalan Rüzgarı'nın bile pabucunu dama attı. Rahmi Turan sonunda külliyeye giden CHP'linin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Ardından da kaynağını verdi. Gazeteci Talat Atilla. Hani külliyedeydi kaynağı, hani işten atılma korkusu yaşıyordu, hani yüzde yüz doğruydu, hani cumhurbaşkanı o ismi açıklayabilirdi, hani iddiaların odağındaki kişiyi aramış ama ulaşamamıştı. Ortaya çıktı ki Rahmi Turan Muharrem İnce'yi hiç aramamış. O bitti, bu kez sahneye Talat Atilla çıktı. Külliyeye girdiği ve çıktığını iddia ettiği araçların plakasını yayınladı. Fahrettin Altun bu plakalı araçların külliyeye girip çıkmadığını, daha da önemlisi trafikte kayıtlı bu tür plakaların olmadığını açıkladı. Talat Atilla ayrıca haberi daha önce Uğur Dündar'a da servis ettiğini açıkladı. Gazeteci haberi yazmak için alır, başkalarına servis etmez ki. Hatta gazeteci birbirinden haber gizler. Bir de Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını iddia etti. Bir de Twitter'dan Kılıçdaroğlu'na mühlet veriyorum Kılıçdaroğlu sen açıkla yoksa ben açıklarım diye meydan okumaz mı? Kılıçdaroğlu ile son 7 yıldır görüşmedikleri gibi bu haberden dolayı arayıp teyit ettirmesi söz konusu değil. Kılıçdaroğlu Fox TV'de yayından çıktıktan sonra ince arıyor. Sayın Genel Başkan, benim ismim ortalarda geziyor. Üst perdeden açıklama yapmak istiyorum. Bir ziyaretinize gelip bir fotoğraf verelim diyor. İddiayı ortaya atan Turan'ın kaynağını açıklamaya zorlanmasını istiyor. Kılıçdaroğlu gazetecinin kaynağını açıklamaya zorlanamayacağını söylüyor. Cumhurbaşkanlığı makamı açıklasın, ne yapacak bekleyelim diyor. İnce görüşmek isteğini ve birlikte fotoğraf verme önerisini tekrarlıyor. CHP lideri de Tamam tamam. Ben seni yakında çağıracağım. Görüşürüz diye karşılık veriyor. Muharremince bu iddiayı kanıtlasınlar, kendimi Taksim Meydanı'nda asarım diyerek kendisine kurulmak istenen kumpasa karşı meydan okudu. Dün de Yalova'daki köyünde bir basın toplantısı düzenleyerek CHP Genel Merkezi'nde kendisine bir tezgah düzenlendiğini iddia etti. Adres olarak CHP Genel Merkezi'ni gösterdi. Can alıcı noktalar: 1. İnce dünkü basın toplantısıyla genel başkan adaylık yarışını başlatmış oldu. Şimdiye kadar ince için genel başkanlık mücadelesi konusu olan bu iş bu olaydan sonra bir haysiyet mücadelesine dönüştü. 2. En güçlü olduğu dönemde kurultaya giden Kılıçdaroğlu Fox TV yayınında hatta o yayına katılmadan önce çıkıp CHP'de hiçbir arkadaşım bunu yapmaz. CHP'ye genel başkan olmak için külliyeden icazet istemez. Bizim partimizde genel başkanlık yarışı için tüm zeminler açıktır. Ben bu partinin lideri olarak bunu hiçbir CHP'liye yakıştırmam dese büyürdü. 3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmak için hazırlanan komplo döndü bumerang gibi CHP'yi vurdu. 4. Talat Atilla, süper kulis haberleri verebilen bir gazeteci olabilecekken kendini komplonun merkezindeki gazeteci pozisyonuna düşürdü. 5. Bu olay gazeteci komplo kurar mı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Gazeteci komploda kurmaz, komplonun içinde de yer almaz. Sadece haber verir. 6. Sözcü gazetesi başta olmak üzere basın büyük bir itibar kaybına uğradı. Bir kez daha bu işi namusuyla yapan gerçek gazetecilerle operasyonel gazetecilik arasındaki fark ortaya çıkmış oldu. 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu suskun kalarak bu işi geçiştiremez. Top artık Kılıçdaroğlu'nda. Tüm bu yazının sonunda ünlü mitçi Mahir Kaynağ'ın sorusunu soralım. Bu iş kime yaradı? Kılıçdaroğlu ve İnce'ye yaramadığına göre geriye Ekrem İmamoğlu kalıyor. Herkes yıpranırken yıpranmayan tek isim İmamoğlu oldu. Bir el Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor olmasın? Abdülkadir Selvi, Hürriyet